Selam millet, CSS eğitim serisinin bu videosunda metin ve font özelliklerine değineceğiz. Introdan sonra görüşürüz. Projemizi açtık, Lightstar'a gönderdik ve başlıyoruz. İlk önce bir ekleyelim ve bunun içine merhaba yazalım. CSS kısmına geldim. Ve buraya dedim ki, font size'la başlayalım ilk. Font size, bizim fontumuzun boyutunu belirliyor. Yani biz buraya piksel cinsinden 50 piksel dersek görüntümüz yazımız büyüyecekti. Yani şu an büyük ihtimalle 20 piksel falan hiçbir şey yazmadığımız durumda 16 olması lazım. Öyle bir şeymiş. Piksel olarak verdiğimiz gibi 2VH diyelim mesela. Biraz daha farklı bir unit oldu. Farklı bir unit de verdik. RAM verebiliyoruz. Bu şekilde bir özelliği var. Yazı fontumuzu belirleyebiliyoruz. Font family dersek eğer bize belirlenmiş çok az font var aslında. İnternetten font export etmeyi de göstereceğim nerede. Şimdilik bunlarla idare edelim. Franklin Gothic Medium diyelim. Nasıl bir fontmuş? Biraz daha kalın, biraz daha kısa bir font. Başka? Font family'de Segue UI diyelim. Biraz daha ince diğerine göre. Yani yazı fontları bu şekilde ekleniyor. Times New Roman, klasik. O zaman şu anlık şeyde bırakalım. Franklin Gothic iyiydi. Ben bu fontun kalınlığını ayarlamak istiyorum. Geldik. Font weight diyoruz. 100'den 900'e kadar gidiyor. Ayrıca biz kendimiz de bold veya bolder diyebiliyoruz. Bolder en kalın yazı. Gördüğünüz gibi bayağı kalınlaştı. Bold ondan biraz daha küçük. Ama genelde biz burada rakam vermeyi tercih ediyoruz. İşte 600 diyelim. 300 diyelim. Biraz daha inceldi. Böyle böyle değerler verebiliyoruz. Bold olarak kalsın şimdilik. Bir sonraki özelliğimiz font style. Font style'a italik, normal bir oblik şeklini verebiliyoruz. Diğerleri zaten hani miras alma falan. Önemli olan bunlar. İtalik verince ilk yazı normal olduğu gibi normal yani. Oblik de italikle normal arasında bir değer alıyormuş. İtalik olarak kalsın bu. Onun dışında genel olarak font özellikleri bu şekilde. Şimdi diğer özelliklere geçiyoruz. Letter spacing diye bir kavram var. Bu bizim harflerimizin arasındaki boşluğu ifade ediyor. Ben buraya bir piksel yazarsam, metinlerin arasında bir piksellik boşluk oluşur. 10 dersem bayağı bir uzak olur. Ya bunun işte normalde kullanılan 1 ile 5 arasındaki değerler de yazı fontuna göre değişiyor tabii ki. 20 dersek de çok uzun olur. 3 diyelim buraya. Word spacing var aynı şekilde. Bu da kelimelerin arasında boşluk bırakıyor. 10 piksel diyelim. Şu an başka kelimemiz yok. Merhaba CSS. Bu çalışmada font ve metinlerin özelliklerini görüyoruz diyelim. Alt satıra geçmesi için cümleyi biraz uzattım. Hatta biraz daha uzatabiliriz. Lorem 10 diyelim. Lorem 10 diyelim şöyle. Şimdi geri geldik. Word spacing gördüğünüz gibi 10 pikselmiş şu an. 50 dersem çok fazla bir boşluk oluşuyor aralarında. Yine 20 dersem biraz daha küçük. Bu özellik bu işe yarıyor özetle. 10 piksel yapayım. Ben harflerin ve kelimelerin arasında boşluk yaptım. İstiyorum ki satırları da yapayım. O zaman ne diyoruz? Line height diyoruz. Şu an bizim font size'ımız 2 RAM. Dolayısıyla line height'imiz de 2 RAM olacak. O yüzden biz 2,5 RAM dersek normalden biraz daha uzun olur. Buraya 4 RAM dersek 2 katına çıkar. Bu şekilde ilerler. Yani bu yüzden bir taraftaki yaptığımız unit'in diğer tarafta aynı olması çok önemli. Birine piksel değil de RAM yaparsak kafanız karışabilir. 30 piksel. 30 olursa aşağı kısmı da en az 30 vermen lazım. Hatta 5 verirsek ne olacağını görelim. Yazılar çok fazla birbirine biner. Aşağı yukarı olur ve çirkin bir görüntü oluşur. 25 dersek mesela hani daha bir yakın değer diye. Çok bitişik oldu. 30 ve üstü. Şimdi text özelliklerine geçiyoruz. Text özelliği için mesela geldim. Başta text align ile başlıyoruz. Çok klasiktir. Text align bizim metni konumlandırmamıza yarıyor. Center merkeze, end sona, justify sağa sola dağıtılmış. Left, right, sağ, sol,
Start başlangıç. Left diyelim. Hiçbir şey değişmedi çünkü zaten left şu an. Right diyelim. Bütün yazıyı sağa hizaladık gördüğünüz gibi. Biz bunu center yapmış olsaydık eğer yazıyı ortalıyor. Ve justify deneyelim son olarak. Yani şu aralardaki boşlukların yapışmasını sağladı sağ ve sol tarafı. Daha bunu biraz oynarsak şöyle 16 pikseldi ya. 20 olsun. Hani biraz daha böyle geniş yazı arasındaki boşluğu absorbe etti, güzel bir şekilde gösterdi. Bu düzgün kendi şeklinde olsaydı özelliklerini geliyor burada bitiyor. Görüyoruz aşağıda başlıyor ve elit öbür tarafa gitmiş falan. Biraz karışık oluyor. O yüzden justify olsun. Ve bu normalde bu kadar uzun olmaz. Örnek için öyle yaptım. Text kısmındaki diğer özelliğimiz text decoration. Bunu fark etmişsinizdir belki. Geldik şöyle. Projeye biz bir link eklersek ve bunun için bir header atalım araya. Aa, boşluk. Buna da linke tıkla diyelim şöyle. Şimdi biz bu linke tıkla linkle boyutunu büyütelim biraz. Bir şey göstereceğim. Size 30 piksel olsun da. Gördüğünüz gibi otomatik olarak ben öyle bir şey söylememe rağmen metnin altında şöyle bir çizgi oluştu. Altı çizili bir yazı. Bu A etkisinin kendi özelliği aslında. Biz bunu değiştiremiyoruz muyuz? Tabii ki değiştirebiliriz. Bu normalde altının çizili olmasının sebebi şu. Text decoration underline. Hani bu klasik olarak böyle. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Ben buna ne yaparsam alttaki çizgi yok olur. Eğer biz bu text decoration üst tarafı almış olsaydık bizim underline olarak bütün P etiketimizin içindeki yazılar alt çizili olacaktı. Diğer özellikleri görmek için de 3 spus dedik ve şuradan görebiliriz diğer özellikleri. Üstü çizili, ortası çizili, altı çizili ve her ikisi çizili şeklinde yerler alıyormuş. Devam edelim. Şuraya ihtiyacımız kalmadı. Text decoration kalır. Aslında kalmış. Metin özelliklerinin altını çizelim. Bunu span'la yapabiliyoruz. Geldim sana. Şöyle aldım. Span dedik. Text decoration'a underline yaptık. Gördüğünüz gibi sadece metin özellikleri ögesinin alt çizildi. Buna bir renk verelim. Text decoration color. Mesela ne olsun? Red olsun. Text decoration line diyebiliriz. Şimdi underline, overline, line stroke şeklinde. Üstünün altını çiziyor. Line özelliğini çekip almış olduk. O zaman başka ne görebiliriz? Text decoration style. Solid. Son iki özelliğimiz kaldı. Bunları da span üstünden gösterelim. Text transform yaptım. Capitalize, lowercase, uppercase ve none değerlerini alıyor. Capitalize dediği ilk harfleri büyük yapıyor. Metin özelliklerinin M ölçüsü büyük oldu. Geri geldik. Uppercase diyelim. Bütün harfler büyüdü. Lowercase hepsini küçültüyor. Zaten şu an o durumda yani. None dersek de hiçbir özellik olmadan direkt yazdırıyor. Standart değeri bu aslında. Biz bir şey yapmadık ayrıca. Evet, bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.